Sesli Köşeler'de TR724 YouTube kanalındasınız. Yüksel Durgut'un kaleme aldığı Kahramanlık Öyküleri ve Kadın Pilotlar başlıklı yazıyı dinliyorsunuz. 26 yıllık gazeteci dostum İsmail Kavak, geçtiğimiz günlerde bana bölgedeki gazetecilik geçmişimden dolayı Hindistan tarihindeki ilk kadın pilotun hikayesini anlatan bir filmden bahsetti. Hemen internette filmle ilgili bilgi almak için dolaşmaya çıktım. Karşıma haliyle Hindistan'ın ilk kadın pilotuyla ilgili bir film çıktı. Böylece bana bu araştırmacı gazetecilik haberini masa başından yazmak kaldı. Alanın duayeni Nedim Hazar'ın affına sığınarak size bu hikayeyi anlatmak istedim. Hollywood filmlerinde işlenen vatanperverlik öyküleri üzerinden hemen bütün Amerikan başkanlarının dünyaya çeşitli mesajları olmuştur. Bir Hollywood filminin bütün dünyada etki uyandırdığını, Hollywood yıldızlarının dünya genelinde takipçi kitleleri olduğunu düşünürsek bu filmlerin arkasındaki mesajları da göz ardı etmemek gerekir. Bu konuda ABD yalnız değil, dünyadaki çeşitli devletlerde kendi kahramanlarını, halklarının vatanseverlik duygularını pekiştirmek ve bu duygudan biraz da para kazanmak için beyaz perdenin gücünü kullanmışlar. Kadınlar 1908 yılından bu yana motorlu uçaklara pilotluk yapıyor. Birçoğu genç kadınlara da yol göstererek öncülük etti. 20. yüzyılın daha ilk çeyreğinde dünyanın dört bir yanında kadınlar uçakları uçurmaya, hava şovlarında boy göstermeye, paraşütle atlamaya ve savaşlara havacı olarak katılmaya başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ciddi roller üstlendiler ancak her zaman operasyonlara gönderilmediler. Birçok ülke kadınları ofis işlerinde kullandı, uçuş simülasyon eğitimi, hava trafik kontrolü ve uçuş görevlisi olarak destek alanlarına kısıtlandılar. Ancak 1970'lerden itibaren bombardıman uçaklarında da sıklıkla kadın pilota rastlayacaktık. Hava taşıtlarına binen ilk kadının 1784 yılında Fransa'nın Lyon kentinin üzerinden uçan bir hava balonunda yolcu olan Elizabeth Teeble olduğu düşünülüyor. 4 yıl sonra Jean Labrosse bir balonla tek başına uçan ve aynı zamanda paraşütle atlayan ilk kadın olacaktı. Sophie Blanchard, 1811'de Fransız İmparatoru Napolyon'un hava hizmetleri şefiydi. Blanchard, 1819'da bir kazada hayatını kaybetmişti. Amerika'da 1930'a gelindiğinde yaklaşık 200 kadın pilot vardı. Woman Aviation dergisindeki verilere göre bugün Hindistan'da ticari hava araçlarında uçan kadınlar bütün pilotların %20'sini oluşturuyor. Dünya genelinde kadın pilotların oranı ise %10'a yakın. Rusya'yı bu alanda es geçmemek lazım. İkinci Dünya Savaşı'nda bir savaş pilotu olarak görev alan Valeria Kumyakova, ülkenin ilk savaş pilotuydu. 1966 yapımı Kanatlar isimli film, savaşa katılan 41 yaşındaki kadın pilot Nadezhda Petrukina'nın hayatına odaklanıyordu. 1910 yılında Raymond Delorge, dünyanın ilk kadın pilotu olarak uçuş lisansına sahip olurken, Göklerin Efsanevi Kızı belgeseline konu olan Sabiha Gökçen, tarihte bilinen ilk kadın savaş pilotu olarak kayda geçti. Mustafa Kemal'in manevi kızlarından Gökçen, 1937'de Dersim'e düzenlenen hava harekatına katılan ve isyancıların üzerine bomba atan pilotlardan biriydi. Gökçen'in adına çekilmiş bir film yok ama beyaz perdede çok sayıda kahraman kadın pilot hikayesi seyrettik bugüne kadar. Bazıları gişede pek bekleneni veremese de sinema tarihinde yer edindiler. 2009'da bir Kanada-Amerikan ortak yapımı olan Amelia filmi, Atlantik Okyanusu'nu uçakla ilk kez geçen kadın pilot, Amelia Earhart'ın hayat hikayesini anlatıyordu. Başrollerinde Richard Gere'in rol almasının, filme olan ilgiyi artırması da tarihin ironilerinden birisiydi. Haberin çıkış noktasından dönecek olursak, Hindistan ve Pakistan arasındaki büyük rekabet beyaz perdede de hissediliyor. Bollywood'u pek hafife almamalı, Hollywood'a kafa tutacak kadar büyük bir izleyici kitlesi var ancak Pakistan'da henüz bu seviyede bir film endüstrisi yok. Sarla Takril ilk Hindistanlı kadın pilot, 1914 doğumlu, 21 yaşındayken havacılık lisansı alarak tek başına uçuşlar yapmaya başlıyor. Onu bugün gündeme getiren şey, Ağustos ayında Netflix'te yayınlanmaya başlayan Kargil'in kızı Ganjan Seksana isimli film. Hindistan ordusunun ağır eleştirisine maruz kalan film, Hindistan Hava Kuvvetleri'nde görev alan ilk kadın pilotlardan Ganjan Seksana'nın biyografisini ele almış. Ordu, filmde Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nin cinsiyetçi gösterildiğini iddia ediyor. Film genç kadınlara ilham olsun diye çekilmiş belli ki ama ilk günden beridir tartışmaların odağında.
Pakistan bu konuda elini daha çabuk tutmuştu oysa 2016'da Ectimarium isimli film gösterime girdi. Vatanseverliği ön plana koyan bu film büyük de beğeni topladı. Film Pakistanlı kadın savaş pilotu Maryam Mukhtiyar'ın hayatını konu ediniyor. Kadın pilotlar sinemada tabiri caizse şık duran bir konu, hem vatanseverliği yumuşak bir şekilde topluma aktarabiliyor hem de hemcinslerine örnek olacak bir rol model inşa edebiliyorsunuz. Bu sebeple pek çok ülkede ilk kadın pilot hikayesinin filme alındığını söylersem şaşırmayın. Tarihteki ilk kadın savaş pilotuna sahip Türkiye'de halen beyaz perdede bu hikayeyi seyredememek daha şaşırtıcı aslına bakarsanız. 7 ayda 6 kez havalanan Cumhurbaşkanlığı uçak filosunun harcadığı 13 milyon dolarlık bütçeden birkaç film çıkar bana kalırsa. Bu arada NASA'nın 28 milyar dolarlık Artemis programıyla 1972'den sonra ilk kez Ay'a astronot göndermeyi planladığını hatırlatalım. Bu kez gidecek astronot bir kadın diyor Yüksel Durgut TR724'teki köşesinde.